Ben karşılık için vermiyorum bu dünyada. Hiç düşünmem. Nasıl veririm? Öyle de kaç katı geri bakıyorsun ki ne yerini doldur. Sonradan yapamazsın yani. Aile gördüğünü yapıyor çocuk. Biz karı koca olarak öyleydik. Çevreye daha çok dikkat eden. Çevre iyi olursa sen de iyi olursun. Sen de mutlu olursun. Yani düşüncemiz bu. Allah'ın yaptırırsa yaparsın. Yaptırmazsa yapmazsın. İnsanın elinde olanı paylaşması, iyilik yapması, kendinden daha muhtaç durumda olanı gözetmesi için çok şeye sahip olmasına gerek yoktur. Çünkü vermek bir ahlaktır. Mal ile değil, gönül ile bağlantılı bir ameldir. Az olanı paylaşmak ne kadar zorsa, çok olanı bağışlamak da o kadar nefse ağır gelir. Zaten verebilmek bu yüzden güzeldir. Vermenin, paylaşmanın, iyilik yapmanın, gönül kazanmanın tadına vardı mı bir kişi, zaten bu yoldan bir daha dönmeyecektir. Cömert kişi Allah'a yakındır, insanlara yakındır ve cennete yakındır, ateşten uzaktır. Allah yolunda verdiğiniz mal, kendinizin, geride bıraktığınız mal da varislerinizin malıdır, buyuran sevgili Peygamberimiz infak edenleri müjdelemiştir. Ebedi aleme ancak bu dünyada Allah için verdiklerinin gideceğinin bilincinde bir hayırsever olan Emine Nakıboğlu da vermenin tadını alanlardan biri. Kendi alın teriyle kazansa da malın asıl sahibinin Cenab-ı Allah olduğunun farkında. Onun verdiğini yine onun adına uygun yerlere sarf etmeye çalışıyor. Özellikle yurt, okul, hastane gibi yıllarca insanların istifade edeceği kalıcı kurumlar yaptırarak amel defterini kıyamete kadar açık tutma gayretinde. Gaziantep eşrafından merhum Bahettin Nakıboğlu'nun eşi Emine Hanım, son nefesin ne zaman geleceği belli olmadığı için hayır işlerinin ve hizmetlerin ertelenmemesi gerektiğini söylüyor. 1937 Gaziantep'te doğumluyum. Babam Abdullah Teymur, dedem Hacı Şakir Teymur. Dedem zamanında işte Antep Harbi'nde o evi harpte hanımları olanlara açmış. Zeminde bir müsait yeri vardı onun. Böyle tahin falan yapılan. Orayı onlara çoluk çocuk oturtturmuş. Sonra işte herkesin beyi vefat etti ekibi. Hanımlar tek kalmışlar. Dedem orada halı tezgahı kurdurmuş. Halıcılık Antep'te o zaman el işleri meşhur. Orada onlara öğrettirmiş. İşte ben dedem hem de aynı zamanda şimdi Esenbek Camisi deniliyor. Orada imamlık yaparmış ama ona ihtiyacı yok, almazmış o aylığı. Hizmet için bir şey yaparmış. Şimdi hala işte orası savaş müzesi oldu. İşte böyle bir aileden gelmeyeyim ben. Babası ticaret erbabı olan Emine Hanım'ın annesi ev hanımıydı. İlkokuldan sonra kız meslek lisesine devam ederek kendini yetiştirmiş. Ailesinden aldığı terbiye ile ibadetlerini ve tesettür emrini küçük yaşta yerine getirmeye başlamış. Çocukluğu, dini eğitimin yasaklandığı yıllara denk geldiği için kendi gayretleriyle dini bilgileri ve Kur'an okumayı öğrenmiş. Benim dedemle beyim kız kardeşinin oğlu, yani dayısı oluyor dedem. İşte orada bir defa, daha ben küçük birinci sınıfa gidiyorken beni orada bayram görmüş, Allah'a dua etmiş. Sonradan unutmuş beni. Yani üniversiteye gitmiş falan.
Artık işte evlenme zamanı gelince akrabalardan birisi hatırlatmış. Böyle böyle demiş. İşte dayısı oluyor babam da. O zaman hiç görmeden gidin dedim diyor anneme. O şekilde işte biz 52'nin başında nişanlandık, 53'ün sonunda evlendik. Beyim hukuk mezunuydu. Aynı zamanda da ticaret yapıyor. Küçükken de babası öyle ticarete koymuş kendini. Ticareti çok seviyordu. O işte devam etti zaten. Sonra fabrikayı yaptırdı. Fabrikaya 80'lerde geçti. Genelde gizli yapar, göstermez, sevmez yani. Hayrına hasenatını gizli yapıyordu. Mesela köylere falan para yolluyor. Cami için işte, minare için falan. Bunları hiç bize söylemezdi. İşte yetiştirdiği evlatlardan belli zaten. Hepsi de çok babalarını aynı anlatıyorlar babalarını. 5 kızım oldu. İlk çocuğum Lale. Ondan sonra Eda. Ondan sonra Gülper. Ondan sonra Demet, ondan sonra Şule. Hepsinden çok memnunum. Çok güzel yetiştirdi babaları kendileri. O da bana mal ederdi zaten. Anne yetiştirir çocuğu derdi. Devamlı her şeyin iyisini bana mal eden, teşekkür eden, size ağzımdan duymadan teşekkür çıkan böyle bir hayat arkadaş. Şimdi her şeye, herkese ayrı değer veren bir insan. Hanımını ayrı verir. Annesi beraber genelde, onlar ona ayrı. Çocuklarını çok sever. Bunları hiç eve geldiği gibi iş konusu katiyen konuşulmaz. Onlar ne derse onu yapar, gezdirir. İmkan dahilinde. Çünkü bir şey yok o zaman Antep'te böyle. Parklar falanlar yok. Yani evine bağlı. İhmal etmeyen hiç. Ailesini. Neşe veren. Kapıdan içeriye girdiği gibi gayet güzel bir giriş, güzel bir tatlı konuşma, suçlama yok, her şeyi beğenir, her şey çok güzel. Hayatı böyleydi yani işte. Vallahi ben bir ev hanımıydım. İşte evimde, her şeyim evimde mutlu olurdum. Gelim gidim eviydi, büyüğüm vardı. Çocuklarımın kız oluşundan bize çok kızlı aileler gelir. İşte yani böyle. Akşama kadar bir faaliyet, güzel, şey yok yani, hiç tenkit yok, her şey çok güzel. Emine Hanım, gayretli hanımların bir araya gelerek öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için düzenlediği kermes faaliyetlerine de destek oluyor. Onun ilerlemiş yaşına rağmen aralarında bulunması da genç hanımlara moral veriyor. Ya onlara bir şeyler verdikçe ben zevk alıyordum ondan. İşte o talebe burs vermeyi, öyle kendimi göstermek istemezdim, gizli. İşte yemek veririm dışarıda, yesinler, parasını ben öderim, görünmeden. İşte böyle, alışverişe gitmezdim, ancak para verirdim, ihtiyaçlarının göre giderler, alırlar. İşte bunları kermeste satılır. Satılmadığını geri bana gönderirler. Geri ben onları satın alırım kendilerinden. Onu da o şekilde dağıtırım. Gelemeyenler, fakir çocukları falanları. Zevk alırdım kermeste oturmadan. Hoşuma giderdi. Otururdum gücümün yettiği kadar. Ben karşılık için vermiyorum bu dünyada. Ben öbür dünya için ne yaparsam Allah'ın emrinden dışarıya çıkmamak üzere desinler diyerek yapmıyorum. İçimden geliyor. Peygamberimizin şeyi, sünnet-i seniyyesi, Allah'ın emri. Bu şekilde bir şeyler yapmayı hoşuma gidiyor yani. Maksat ondan zevk almak değil mi? Zevk almazsan zaten yapmamak lazım. Hiç düşünmem. Nasıl veririm, öyle de kaç katı geri bakarsın ki ne yerini doldurur yani. Yedirmeyi çok severim, misafiri çok severim. Misafirin olduğu yerde bereket oluyor. Aile olarak, karı koca olarak biz öyleydik.
Biz misafirimizi o kadar çok severdik ki. Değerli şeylerimi vermedim, beyimin aldıklarını. Ama böyle sağdan soldan hediye olanları, evi olmayan, çocuklarını evlendirip isteyen, borçlu olan bu kişilere hiç çocuklarımın haberi bile yok. Verdim yani. Çünkü onları sormaya gerek görmüyorum ben. O benimdi. Sağlığında hayır kurumları yaptırması için eşine çok destek veren Emine Hanım, onu kaybettikten sonra da bayrağı teslim almış. Bahattin Bey'in yokluğunu belli etmeden nerede ihtiyaç varsa elini uzatmaya çalışıyor. Okul herhalde 17 sene falan mı oldu artık bilmiyorum. Ben istemiyorum okulumun adımın konmasını. Kendi içinden geçiriyormuş ki ben cami yaptırsam adımı koyarım diye. Ne kadar mücadele ettimse yapamadım. Öyle görünmeyi istemiyorum ben. Sonra işte vakıf, bunu Fethullah Hoca o zaman Türkiye'deydi. Ona şey yapınca, oradan bana işte bir güzel bir mektup geldi. Ben sonra Bahattin Bey'e onu verdim. Sen bunu kasada sakladım ama işte saklayamadık. O bana şöyle yazmışlardı. Seninki gösteriş değil, örnek olmak için. Lütfen bunu kabul edin diye. O zaman sesimi çıkartmadım. Oldu. Ama etraftan çok şey duydum. Bunun güzel olmadığını. Sağdan soldan çok laf geldi kulağıma. Beyim de bana çok şey yapar. Hanım sen onu duyma, hanım sen onu duyma. Böyle derdi. İşte sonradan kendi işte camiye niyetlendi. Şimdi burada işte Bahattin Nakiboğlu camisi. Kendi de hemen onun yanında yatıyor. Onu yaptırdı. Ondan sonra ben bir sefer başladım. Ay, annen seni çok severdi. Niye annen adına bir şey yaptırmalısın? Ne yüzden bakacaksın annene? Bir sefer de siz daha işte Antep'in işte semtlerini bilmiyorsunuz. Yeşil Burç Kavşağı'nda. Orada Hamide Nakiboğlu ve Bahattin Nakiboğlu kız talebe yurdu. Üniversitenin karşısında. Onu yaptırdı. Onun bir defa gitmek nasip oldu. Yurdunu görmeye. Ondan sonra yine ben başladım buna. Sen annene yaptırdın da babana ne yüzden bakacaksın? Böyle adamı devamlı şey yapıyorum. Kızılhisar köyünde mezarlığın yanında bir arsası vardı. O zamanlar da halsizdi. Böyle sandalyeyle geldiler. Götürdü kendileri. Yerlerini gösterdi. Burasını işte yaptıramadı. Ama burası kendinin sanki bir şey olmuş gibi, vesiyeti olmuş gibi geldi bana. Kendi vefatından sonra hocalara dedim ki, hocam benim bir arsam var. Babamdan bana düşen. Bahattin Bey'in değil bu. Ama ben bunu Bahattin Bey'imin adına bu şeyi yaptıracağım erkek talebe yurdu olarak. Onu verdim işte. İşte orası şimdi yapılıyor. Az kaldı açılmasına da. Orası da bir Medele Hamide ve Bahattin Nakiboğlu, Emine Nakiboğlu diyerek hocalarımızın arzusundan, ben istemiyorum ismimi koyma diyorlar. Bahattin var, başka Bahattin var, Nakiboğlu var, olmaz. Ben de ilave ediyorlar yanına. Şimdi bu şekilde işte orayı da yaptırdık. Ondan sonra benim kızlarım babalarını çok severlerdi. Anne bu mallan bölünmeden babamıza bir üniversite yaptıralım. Allah kendilerinden razı olsun. Bu tıp fakültesini konuşuldu. İşte yapıldı orası. Bu sene açılışını yapıldı. Daha hala talebe işte kayıt başladı. İşte orası da öyle. Onun bitişiğinde de benim arsa vardı. Ben de bir sefer burayı hastane yeriymiş. Ben dedim beyime ne yaptırsam az. Beyimden bana düşen mallardan vereceğim. Burayı hastane yaptıralım. Şimdi oranın temeli atıldı.
Emine Nakıboğlu doğrudan yaptığı yardımların yanında eğitim kurumlarının açılmasını da önemsiyor. Müsbet bir toplum yapısı için sadece kendi evlatlarını düzgün yetiştirmenin yetmediğini ifade ediyor. Ben okumadım ama okuma gözümde kaldı. Çok arz ettim de. Beyim de aynı fikirdeydi. Okuyabildikleri yere kadar okusunlar dedik. Onlar da Allah razı olsun bizi sıkmadılar tahsil hayatlarında. İnsan sadece kendini evde yetiştiremez. Biraz da böyle okulda, çevrede yetiştirir. O düşünceyle okumayı ben çok severim. Hala da kendilere derim kızım kitap okuyun, işte çevrede arkadaşlardan bir şey öğrenmeyi severim yani. Tahsilli insanın her hali kontrollü, tertipli olur biliyor musunuz? Yani onun için çevremizi de biraz o şekilde yetiştirmemiz lazım. Benim elimin altındaki kızlarımızı ben böyle bu şekilde yetiştirdim, hala da yetiştiriyorum. Onları öyle dini yönden, kültür yönünden. Biz karı koca olarak öyleydik, çevreye daha çok dikkat eden. Çevre iyi olursa sen de iyi olursun, sen de mutlu olursun. Düşüncemiz bu. Amel defteri kapanmıyor deniliyor ya. Onun için kalıcıyı da tercih ettim. Yani kızlarım da Allah razı olsun bana yardımcı oluyorlar. Anne yok verme ha falan diyen değiller. Ver anne diyorlar, yap anne diyorlar. Benim beyim için ne yapsam az. Ben kendim için değil. Yaptıklarım hep beyime yapıyorum. Yaptırdığı okullarda eğitim gören öğrencilerin teşekkür ziyaretlerini bile kabul etmek istemiyor Emine Hanım. Ancak öğrenciler Emine annelerini ziyaret ederek emeklerinin boşa gitmediğini göstermeye çalışıyor. Emine Hanım, muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin takdir mahiyetinde gönderdiği hediyeleri de aziz birer hatıra olarak saklıyor. İşte hizmetten bizim hocalarımız var. Onlar gidiyorlar. Ben de tekrar telefon açıyorlar. Emine Hanım sana Hoca Efendi'den hediye getirdik diye gelmek istiyoruz diyorlar. Geliyorlar, veriyorlar işte. Hanımda büyük değeri var onun. Hiç elimden düşürmem o tesbihi. Seccadeydi. Ömrümün olduğu müddetçe Allah yolunda hayır hasanat yapmayı düşünüyorum. İnşallah. Allah'ım yaptırırsa yaparsın, yaptırmazsa yapmazsın. İnşallah yaptırır. Vefat etmiş aile büyüklerinin de bu hayır sofrasından istifade etmesini isteyen Emine Hanım, her fırsatta onlar adına infakta bulunuyor. Evvela Kur'an okuyordum. Çok şükür. Şimdi gözüm biraz kaybettim. İşte ondan da okuyamıyorum. Babamla annemin adına bir daire aldım, bir kat aldım. Orada ondan sonra oradaki talebeler işte başka ne yapayım yani işte yapabildiğim kadar. Vallahi işte elimizden geldiği kadar hizmet için arkadaşlarımızla beraber yönlendiririz yani birbirimizi. İşte kermes olsun, ya kahvaltı olsun, ya bir şey başka bir şeyler yapmayı düşünürüz. Öyle hepsi de Allah razı olsun arkadaşlarımızın çok takva bayanlar. Küçükken de ailenin çocukları yetiştirmesi çok güzel bir şey. Sonradan yapamazsın yani. Aile gördüğünü yapıyor çocuk ailede. Biz öyle gördük. Öyle de çocuklarımızı yetiştirdik. İnşallah onlar da böyle devam ettirirler. Zaten hep söylerim. Torunlarım o yönde. Güzellikten onlara söylerim. Kızım bak şöyle yapın, şöyle yapmayın. İşte bu bize yakışmaz, şu bize yakışır. Bu şekilde ama fazlasına da ellere karışmıyorum fazla. Örnek olsunlar bunlar. Ömür çok kısa. Sonradan yaparım demeye koymasınlar. Elinden geldiği kadar hayırlarını, hasenatlarını, ibadetlerini yapsınlar. Tavsiyem bu. Çünkü mesela Bahattin Bey çok kısa bir zamanda vefat etti hemen. Hiç bakıp dönüp de bakamadı bile. Hiçbir şey, bir vesiyet bile etmeye zamanı olmadı. Ben ondan çok örnek aldım. Onun için diyorum ki ne yaparsan elinle.
Ne yaparsan zamanında, gençken yani yapmak lazım. Sonradan yapam, daha ben gencim falan olmaz. Çocuklarımın hepsi hacca gittiler. Çünkü bu Allah'ın farzı. Elhamdülillah. İnşallah torunlarım da aynı şekilde. İşte etrafta görsünler yani gençlerden birbirinden öğrensinler. Ben tavsiyem bu. Herkes elinden geldiği kadar hayır hasanat yapsın. Desinler diyerek değil, Allah için yapsınlar ne yaparlarsa. Eşinin ani vefatıyla çok sarsılan Emine Hanım, onun nice hizmet niyetini yapamadan göçmesinden çok etkilenmiş. Sonraya bırakmadan elinde imkan olduğu an hayır yapmaya, hizmet etmeye çalışıyor. Hani cömertlik güzeldir, zenginde olursa daha güzeldir buyuruyor ya sevgili Peygamberimiz. Emine Nakıboğlu, Cenab-ı Mevla'nın nasip ettiği ölçüde son nefesine kadar o güzelliği yaşama niyetinde.